Detayları verelim. 5000 tane olsun. 0-0 diyor. Enter diyorum. Direkt arkadaşlar 1250 kilo. Çok geri dönüyoruz. Bunu mesela şimdi 5000 tane diyorum. Arkadaşlar 5000 tane silika incisini ekledi. 25 kilo diyor. İllaki bizim işimize yarıyordur. 5000 tane verdi. Element parçasıymış arkadaşlar. Aynı. Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Mahit. Bugün bir mod deneyeceğiz arkadaşlar. Size bir mod göstermek istiyorum. Arkadaşlar bu oyunda özellikle normal oynayan arkadaşlar için en büyük zorluklardan biri ağırlık taşıma. Yani ben istatistikler yüksek oynuyorum. 1200 ağırlığım ama yine zorlandığım çoğu yer oluyor arkadaşlar. Özellikle mesela taşımada vesaire vesaire. Yani 20 tane Argentaris gösteriyorum yani onlara taşıtıyorum. Ancak bir kere toplamama değiyor gibi düşünün. Ki onların da istatistikleri yüksek. En basitinden kullanmadığım yüzünü göstereyim size mesela. 2600 ağırlığı var arkadaşlar. Böyle böyle veriyorum. 4000'e kadar çıkardım mesela. Arkadaşlar böyle böyle götürüyorum. Ancak idare ediyor beni falan. Toplarken de çok yorulmuyorum falan. Ki bu modu yeni ben de keşfettim. Dedim ben niye mod kullanmıyorum yani. Tamam niye normal oynayayım. Ama hani birazcık kolaylık sağlasın bana. Şimdi olay şu. Hemen tek bir mod göstereceğim. Bunu direkt basite kaçıp normal oynamayacak arkadaşlar da kullanabilir. Normal oynamak istiyorum diyen arkadaşlar için daha çok iyi bir haber olacak ama bu. Modumuz şöyle. Normalde olan ağırlığını 5'e bölüyor arkadaşlar gibi düşünün. Yani metal envanteriniz normalde 200 tane alıyorsa 1000 tane almaya başlıyor gibi düşünün. 200 yerine 1000 taneyi aynı ağırlıkta taşıyor gibi düşünün. Mantık bu. Mesela normalde benim seslerim dediğim gibi yüksek. 10 tane taş mesela 5 kilo yapacaktı. Şu an 2 kilo arkadaşlar. 2 kilo. Yani öyle düşünün. Ağaçları falan deneyelim hemen. Fragman taşı. Kaynakların hepsi rahat arkadaşlar. Vuruyorum. Mesela 120 odun aldım. Normalde 60 kilo yapması lazım. 120 odun 18 yapıyor. Aynı zamanda bu kullandığımız mod normalde mesela ağaç, odun, işte taş falan 100'e kadar bilemedim 200'e kadar sınırlı oluyor. Bu onun artmasını sağlıyor. Mesela 2-3 tane daha ağaç kıracağım arkadaşlar. Demek istediğim anlayın diye. Mesela 200'ü çoktan geçtik. 393 oldu ve 60 kilo arkadaşlar. Gayet iyi. Heh, olay şu. Modu kurduk. Olmadı diyen arkadaşlar olacak büyük ihtimalle. Şöyle söyleyeyim size. Hatta direkt göstermek istiyorum. Benim daha önce bu modu yüklemeden önce kullandığım, topladığım materyaller, eşyalar vardı arkadaşlar. Onların ağırlıklarını size göstermek istiyorum. Özellikle mesela taş falan. Şimdilik mesela 12 tane odun var mesela 6. Aynı zamanda bunu mesela bunun üzerine eklemeyecek. Niye? Çünkü bunu mod yokken topladım. Aynı hesap değil. Mesela 100 tane taş var 50 mesela. 100 aynısı mesela üzerine koyayım 100 geliyor, anladınız mı? Üstüne gitme yani. Demek istediğim, tam olarak demek istediğim şey şu. Modda modu yükledikten sonra yaptıklarımız işe yarıyor. Yani modu yüklemeden önce 1000 tane metal topladım, o metali gideyim mod sayesinde daha hafife kullanayım diyemiyorsunuz. Mod yüklüyken kullanmanız, toplamanız gerekiyor rahat edebilmeniz için. Ve hangi kaynak olursa fark ediyor mesela. Şöyle göstereyim, daha önce mesela ben istediğiniz kaynaktan istediğiniz kadar alabilmeyi göstermiştim. Mesela tek duvar yapmıştık. 1000 tane yapmaya çalışmıştım arkadaşlar. 199 tane mi 200 tane mi ne vermişti sınır olduğu için ve aynı zamanda 200'e kadar kilodan ziyade 200'e kadar toplama yaptığı için şimdi 5000'e kadar falan yapacak büyük ihtimalle. Niye olmadı? Çünkü boşluk yoktu. 100 tek duvar eklendi diyor arkadaşlar. Mesela bakalım. Bunun kilosu normal bu arada. Ama mesela şöyle yaptığımız zaman tek duvardan 100 tane ekliyor arkadaşlar. Tek duvar olduğu için mesela bir kaynak göstereceğim size.
Windows Hub yapıp yeni şey açtım arkadaşlar. Yeni masaüstü açtım. Hemen bir önceki videoda gösterdiğim şeyleri yapacağım size. Bunu da kartlara koyuyorum arkadaşlar, bu bahsettiğim videoyu. İstediğiniz kaynağı istediğiniz kadar spawn edebiliyorsunuz. Orijinalini göster demeyi unutmuyorsunuz arkadaşlar. Normal arama motorunu da burada gösterebiliyor bu arada. Mesela silika incelerinde deneyelim. Yazamadım. Silika incelerinde deneyelim arkadaşlar. Silika incelerinden 5000 tane spawn edeceğim şimdi. Element falan da oluyor bu arada arkadaşlar. İstediğiniz element falan ne var, ne isterseniz buradan bu şekilde spawn edebiliyorsunuz. Windows'lar yavuk masa üstüne geri dönüyoruz. Bunu mesela şimdi 5000 tane diyorum. Arkadaşlar 5000 tane silika incisini ekledi. 25 kilo diyor. Bende o da vardı. 100 tanesi ne kadarmış ona bir bakmak istiyorum arkadaşlar. Biraz ağır sanki. Neyse sıkıntı yok. Arkadaşlar 100 tanesi 2 kilo. 1000 tanesi 20 kilo yapar işte. 5000 tanesi 20 kilo. Göstermek istediğim şey buydu. Ama bu modun tek sıkıntı yanı gördüğünüz üzere şey yapmıyor arkadaşlar. Normal eşyaların ağırlığı aynı kalıyor. Sadece kaynakların ağırlığı değişiyor. Mesela deri yapalım. Hayır. Deriyi spawn edelim. Fiber spawn edelim falan. Hatta daha ağır şeyleri yapalım. Metal piknot diyelim. Metal külçe yani. Yazamadım. Yardım için ben niye almadık mı? Neyse sıkıntı yok. Bunu geldim. Kopyaladım buraya kadar. Gerisini ben kendim yapacağım arkadaşlar. Götürlere gidelim. 5000 tane olsun. Süper, süper diyor. Enter diyor. Direkt arkadaşlar 1250 kilo. Çok iyi değil mi arkadaşlar? Yani normalde 5000 kilo olacaktı. 1250 kilo oldu. Mükemmel yani, gerçekten harika. Ve işinizi görecek bir şey yani, baya baya rahat ettirecek bir şey sizlere. Yani 5000 tane metal külçe yapana kadar çok çok rahat zaman geçirirsiniz diye düşünüyorum. Sıkıntı oluşturacağını sanmam. Elementi de son olarak spawn ediyorum, ondan sonra videoyu yavaş yavaş sonlandıracağım. Element farklıydı galiba. Bakayım hemen. Aynıymış. Keşke direkt denesemişim. Neyse. Element şart neymiş? Element parçası diyor arkadaşlar sanırım. Parçasını yapalım. Elementin kendisini yapalım. Daha değişik olsun. İllaki bizim işimize yarıyordur. 5000 tane verdi. Element parçasıymış arkadaşlar. Aynen. Şey vardı. Tek şeylerde farklı bir şeyler istiyordu. Bunda yok. Bunda mı vardı? Element istiyor. Element istiyor. Elementten başka bir şey. Element parçası bunda istiyordu. Başka bir şey vardı diye hatırlıyorum da arkadaşlar. Yanlış mı hatırlıyorum acaba? Sadece element parçası neymiş? Sanırım sadece element parçasıydı arkadaşlar. Neyse, son olarak diğer elementte olan şeyi de yapalım. Element dust. Bu neymiş acaba? He, tozuymuş bu da. Alalım bunu da. Arkadaşlar bunu yaptığımız videoyu da bıraktım kartlara, onu da izlemeyi unutmayın, faydasını göreceksinizdir. İşinize yarar baya yani. Uğraşmak istemeyeceğiniz veya mesela titanın yerini yapıyorsunuz. 2 saat toplamamak için
böyle yapabilirsiniz. Böyle işte arkadaşlar, güzel baya. Bu arada istatistiklerimi de size gösterebilirim isterseniz daha bir videoda falan. Hani level bu kadar yüksek ağırlık falan oluyor ya, onlardan bahsediyorum. Dinozorların da istatistiklerini gördünüz, normal şartlarda öyle olmaz. Bu şekilde arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada şu endüstriyel fırın yaptım. Bağlantı noktası yok diyor. Bilginiz varsa yorumlara yazar mısınız? Yani deniyorum, içeri yapmaya çalıştım, zemini oluşturdum, farklı yapmaya çalıştım falan. Olmadı bir türlü, yapamadım, beceremedim. Sorun nedir sizce? Niye olmuyordur? Bilmiyorum arkadaşlar, yorumlara çökün. Ben de şunu bir yapabileyim, istiyorum çünkü yapmayı gerçekten. İstediğiniz şeyler olursa, yani öğrenmek istediğiniz mod vesaire herhangi farklı şeyler falan yorumlarda belirtin arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek üzere.